Herkese merhaba, selamlar, sevgiler. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Umarım herkes iyidir. Geçtiğimiz günlerde sizinle bir video paylaşmıştım. Yaz hırsızlığı konusunda. Ve kapsamından biraz bahsetmiştim. Ve orada yaz hırsızlığı nasıl ortaya çıkıyor diye konuşurken de sohbet narsizmi diye bir kavrama değinmiştim ya da bir davranış türüne, bir insanlık hali aslında. Çok seviyorum bu sözcüğü kullanmayı. İnsana ait çok hal var. Sohbet narsizmi de bunlardan biri. Belki sohbet narsisti de denilebilir çünkü kişiler arası iletişimde ortaya çıkan bir şey. Bu narsist kelimesini de ya da narsizmi de çok fazla kullanır ve bir etiketleyici bir şekilde de sever olduk yani kullanmayı, onu söyleyeyim. Ancak orada değindiğim sohbet narsizmi şöyle bir şeydi. Onu kısaca hatırlatarak bu nasıl ortaya çıkıyor günlük yaşamımızda ya da kurduğumuz iletişimlerde? Çünkü diyaloglara dayalı bir durum bu. Siz kendi üzüntünüzü ya da kaybınızı anlatırken çevrenizdekilerin birdenbire konuyu sizden uzaklaştırarak kendi kayıp deneyimlerini paylaşabilmeleri söz konusu demiştim ki bu çok kültürel olarak da yaygın bir şey. Sadece bizim ülkemizde değil. Ben yaygın evrensel literatüre baktığımda da böyle bir yaklaşımın var olduğunu, bunu bir eleştiri konusu olduğunu da hep görüyorum. Pek çok konuşmamda da dile getirdim bunu. Şimdi dolayısıyla sohbet narsizmi aslında bizi biraz mutsuz eden bir şey, rahatsız da eden bir şey. Neden? Çünkü sohbet narsistleri diyeyim ya da böyle kişiler, sohbet narsizmine düşen kişiler diyeyim, şöyle bir şey yapıyorlar. Bir konuşmayı, bir sohbet ortamını her zaman kendilerine çevirebilen kişiler ve onlar için bu tanımlama kullanılıyor. Genel olarak sohbet ederken diğer insanların ne dediğini pek umursamayarak kendi söylediklerine odaklanıyorlar ve konu kendilerini ilgilendirmediğinde ya da sohbet kendilerinden uzaklaştığında da sohbeti kesiyorlar. Yani sohbeti bırakıyorlar. Şimdi hepimiz bunu bir başkasına yapıyor da olabiliriz. Ben şimdi bazı böyle işaretlerinden bunun söz edeceğim ya da bunu nasıl ayırt ediyoruz biraz bundan söz edeceğim. O zaman diyeceksiniz ki eyvah bunu ben de mi yapıyorum acaba? Çünkü birkaç şeyi şöyle bir düşününce size sıralamak üzere düşününce eyvah dedim yapıyorum galiba. Biraz kendimi de bu anlamda mesleki deformasyonun içine düşmüştü buldum onu da söyleyeyim. Biraz hocaların fazla konuşması ve fazla ayrıntıya girmesinden de kaynaklanıyor ama bu hemen hemen hepimizin yaptığı bir şey. Bir parça kültür, bir parça bu tür özellikler gösterebiliriz, onun için yapıyor olabiliriz ve bunun yapıldığı ortamlarda da bulunabiliriz. O yüzden bu bizi full bir narsist yapmaz, bir bütün olarak narsist yapmaz ya da konuşma, sohbet narsizmine düşmek bizi kötü bir insan da yapmaz. Ancak bunu yapıp yapmadığımızı ayırt etsek de hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Öyleyse şimdi şöyle bir daha derinden bir bakıp sohbet narsisti olup olmadığımızı nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi bir başkasını belki kolaylıkla ayırt edebiliriz ama aynı şeyleri kendimizin yapıp yapmadığını da bir düşünmek gerek diye geçiriyorum hatırımdan onu söyleyeyim. Şimdi sohbet narsizmine düşen kişiler ya da bunu yapan kişiler diyeyim şöyle bir şeyi fark edemiyorlar. Sohbete içinde oldukları sohbete hakim olmanın, o sohbeti yönlendirmenin, diğer katılımcılara, o sohbet ortamında bulunan diğer kişilere ne hissettirdiğini fark etmiyorlar. Bunu bilmiyorlar. Bunu bilmiyor sohbet narsisti. Aklına bile gelmiyor açıkçası bana kalırsa. Bu tür konuşmalar o ortama katılan ve konuşmaları domine eden kişiye
kendisini üretken hissettirebilir. Ama tek taraflı bir doğası vardır böyle konuşmaları ve gerçek bir bağlantı kurmayı ve sohbetin dengesini de bozar açıkçası. Şimdi demin söylediğim gibi bunu birçoğumuz yapıyor olabiliriz. Ve nasıl bu ortaya çıkıyor? Biraz ona değineyim şimdi. Şimdi düşünceli aralar vermeden, yani ara vermeyi düşünmeden, düşünceli bir davranış göstermeden uzun süre konuşmak. Nasıl oluyor bu? İşte sohbet ortamında bulunurken diğer katılımcıların konuşmasına izin vermemek. Onların konuştuklarını dinlememek ve tam ortamda bir kişi konuşmaya başladığında hemen sözü ele alıp yani sohbeti durduracak bir biçimde sözü ele alıp ortamı ele geçirip diyeyim daha doğrusu başkalarına zaman tanımamak. Şimdi burada tabii sohbet narsizminin içindeki kişi ya da böyle davranan kişi kendi konuşmak istediklerine odaklandığı için başkalarının söylemek istediklerini dikkate almaz. Düşüncelerini, duygularını o ortamda dikkate almaz ve başka insanların da konuşma zamanına hükmeder ve onların zamanını kısıtlar. Dolayısıyla burada narsist iletişimci, sohbet narsizminde diyeyim, ben merkezlidir. Destekleyici bir yanıt vermez ortamdaki paylaşımlara. Onun yerine daha üstenci yaklaşabilirim. Bu önemli. Yani bu önemli bir şey. Düşüncesizce davranıştır bu. Biz deriz ki ya bu da ne kadar tuhaf bir insan, ne kadar düşüncesiz. Kimsenin konuşmasına izin vermiyor. Şimdi bu işaretlerden bir tanesi. Sohbet narsizminde kişi her zaman karşısındakini keser. Bu en yaygın modeldir. Sık sık bu rahatsız edici bir biçimde keser ve bunu da daha çok diğer katılımcıların söylediklerini geçersizleştirmek, çürütmek için olumsuz bir yaklaşımla yapar. Bir diğer belirti konuşma konusunu kontrol etmek. Yani şimdi herhangi bir sağlıklı sohbet ortamında her birey belirli düzeyde konuşur. Karşılıklı birbirine ilgi gösterir. Şimdi beklediğimiz budur. Konuyu değiştirmeye birlikte eğilim gösterilir. Ama konuşmayı uzatıyorsanız, bencilce bir biçimde konuşmaya hükmediyorsanız ve kendinizin ne hakkında konuşmak istediğini önemsiyorsanız bir konuşma narsisti olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ayrıca başkalarının bahsettikleri, sohbet ortamında açtıkları hiçbir konuyla ilgilenmediğinizde diğer insanların ilgilerini, görüşlerini reddettiğinizi onlara doğrudan göstermiş olursunuz. Bu önemli bir ne diyeyim defektimiz, yani yanlış olan bir şey. Benim de sıklıkla karşılaştığım, belki yaptığım demeliyim. Sohbet narsizminin belirtilerinden biri. Bir diğeri, bu dördüncü oluyor, sürekli kendimiz hakkında konuşmak. Dikkat çekmediğimizi düşünerek bunu yapabiliriz. Fikirlerimizi dile getirmeye, başkalarına bunu aktarmaya meyilli, bunun ihtiyacı içinde olabiliriz. Ama bunu çok fazla yapıyorsak, bu rahatsızlık verici bir şekilde yapıyorsak, sohbet narsisti olduğumuzu düşündürebilir. Aynı zamanda bir başka belirti, üstünlük hissi yaratmak amacıyla da bunu yapıyor olabiliriz. Ve diğer insanlar da, sohbete katılan diğer insanlar da etiketlenebilecekleri, ortamda işte çıkıntı gibi görüneceklerini, ortamı gelebileceklerini düşünerek de buna müdahale etmeyeceklerse, etmiyorlarsa, hem bu sohbet narsizminin içindeki kişiyi kibirli ve üstenci gösterecek.
edecektir. Hem de abartılı bir biçimde ortamı domine edilmesine yol açacaktır. Bilmiyorum ne kadar, biraz karışık olmuş olabilir bu. Yani derdiniz bulunduğumuz ortamda derdimiz üstünlük yaratmaksa bu bir sohbet narsizmi içinde olduğumuzu düşündürecek bir belirtidir. Şimdi bir diğeri de dinleme ve empati becerimizi sohbette kullanmamak ya da böyle bir becerimiz yoksa zaten kullanmayacağız demektir. Kendi düşüncemize, kendi konumuza, neyse o ortamda odaklandığımız için yetersiz dinleme eğilimi gösteriyorsak, diğer kişinin sürekli söylediklerini tanımıyorsak, reddediyorsak, bir sohbet narsizmi belirtileri gösteren kişiyiz demektir. Burada bir şey not düşeyim. Eğer dinleme ve empati becerimiz yoksa aynı zamanda bu bizim romantik ilişkilerimizin de bozulmasına, sevgi dolu bir ilişki geliştirmemize engel olan bir şeydir doğal olarak, yani bütün iletişimler için geçerlidir. Bir yedinci işaret daha var sohbet narsizmini benimsediğimizi gösteren: her şeyi bilen biri olmak. Burada şöyle bir şey var, yani sohbet narsizmi söz konusuysa bizim ilişkilerimizde, diyaloglarımızda, her şeyi biliyormuş gibi davranıp her zaman haklı olma takıntısıyla başkalarının görüşlerini, düşüncelerini reddettiğimiz bir sohbet ortamı yaratıyoruz. Buna tabii sohbet denemiyor pek. Sekizinci ve sonuncu işarette talep edilmeden tavsiye vermek. Şimdi bunu şöyle düşündüğümde ben bazen yaptığıma bazen yaptığımı fark ettim. Ve bu beni çok rahatsız etti. Üzerinden böyle geçince, bu nasıl bir şeydir diye düşününce, mesela burada kendimi durdurmaya çalışacağım. İstenmeyen tavsiye en tehlikeli şeylerden biri. Hem antipatik olmamıza yol açıyor, hem dediğim gibi sohbet narsizmine de yol açabilme riski var. Yani gerçekten yardım etme ya da herhangi bir ilgi duyma niyeti olmadan biz bu tavsiyeleri veriyorsak, çok önemli bu. Gerçekten bir yardım etme ve ilgi gösterme niyetimiz olmadan, istenmeden önerilerde bulunuyorsak sohbet narsizmi belirtilerini göstermiş oluyoruz. Bunu başkaları da bu şekilde yapıyorsa, bu saydığım koşullarda yapıyorlarsa, onlara da sohbet narsizminin içine düştüklerini, tabii söyleyemeyiz açık biçimde sohbette bunu, insanların yüzüne karşı da söyleyemeyiz, o da düşüncesizce bir şey olur, ama oralardan ve o insanlardan uzaklaşırız. Eğer biz de birer sohbet narsisti olup bu şekilde bu belirtileri gösteriyorsak da insanlar bizden uzaklaşır. Bu bizi yalnızlaştıracak bir şeye dönüşebilir. O yüzden biraz bundan söz etmek istedim. Çünkü o videomda buna değinmiştim. Ve biraz daha ayrıntılı açıklamak istedim. İlginizi çeker mi bilmiyorum. Hem de bir merhaba demek istemiştim. Herkese çok sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.